Hürriyet gazetesi yazarlarından Abdülkadir Selvi ve gazeteci Nevşin Mengü İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'na hapis ve siyasi yasak kararı verilmesinin ardından çok çarpıcı açıklamalarda bulundular. Ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu karardan rahatsız olduğunu düşünüyorum şeklindeki iddiasını dile getiren Abdülkadir Selvi'nin bugünkü köşe yazısının ilgili kısmı şöyle: Gazeteciliğe yeni adım atmıştım. Demirel siyasi yasaklıydı. Güneş sokağa gelen giden fişleniyordu. Siyasi bilincim Demirel'in yasaklara karşı verdiği mücadeleyi izlerken oluştu. Siyasi yasaklara, parti kapatmalara hep karşı oldum. Bir şiir okuduğu için Erdoğan'ın siyasi yasaklı olup hapse girmesine de, Canan Kaftancıoğlu'na getirilen siyasi yasağa da karşı çıktım. Ekrem İmamoğlu'na verilen 2 yıl 7 ay hapis cezasına da getirilen siyasi yasağa da karşıyım. Doğru bulmadım. Siyasetin mahkemelerin verdiği siyasi yasaklarla değil Seçim meydanlarında ve sandıkta şekillendirilmesi gerektiğine inanıyorum. Siyasetin mahkemeler tarafından dizayn edilmesinden dolayı rahatsızım. Erdoğan'a yasak getirildiğinde de rahatsızdım. Ekrem İmamoğlu'na yasak getirildiğinde de rahatsızım. Bunun bedelini sadece Ekrem İmamoğlu ödemeyecek, demokrasimiz ödeyecek, siyaset ödeyecek. Ama benim ülkem milyonlarca insanın oyuyla seçilmiş bir siyasetçiyi yasaklamış ülke damgasını yiyecek. Ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu karardan rahatsız olduğunu düşünüyorum. Ne oluyor? Birileri yargı üzerinden neyi tanzim ediyor? Unutulmasın, bu ülkeyi bir zamanlar şiir okuduğu için hapse atılan, siyasi yasak getirilen Erdoğan yönetiyor. İmamoğlu hakkında verilen karar çok yanlış oldu. Dilerim istinafta düzeltilir ama bu hali bile çok ağır. Ama bu hali bile kabul edilemez. Öte yandan gazeteci Nevşin Mengü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis ve siyasi yasak cezasının ardından Sosyal medyadan çok konuşulacak bir açıklama yaptı. Mengü Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlamış. Sorular arasında İmamoğlu'na siyasi yasak kararı yok. Herhalde yargı bağımsız olduğu için Cumhurbaşkanına sormak uygunsuz olur diye düşündüler ifadelerini kullandı.